Bana çiçek mi getirdin? Yok. Tahmin etmiştim. Çok incesin. Kapı gibi kıdemli üst değmeni kapattın. Allah'tan belanı mı arıyorsun? Benim gibi güzel, asil bir doktor sana yüz vermiş. Elin boş geliyorsun. Tamam, bir dahakine çelenk yaptırırım. Ne oldu? Şimdi hastanenin ortasında gerek yok. Ha, şimdilik kimse bilmesin diyorsun. Hayır da herkesin bilmesine gerek yok. Benim Evren'e aykırasım var. Sen ne diyorsun? Hadi gel Hatice'ye bakalım. Yavuz. Ne oluyor burada? Ben Hatice'nin amcasıyım. Köyün muhtarına haber vermişler sağ olsunlar. Kaç aydır arıyoruz. Vallahi ümidi kesmiştik. Arıyor muydunuz? He. Götürecek misiniz? Biz sınıra çok yakın bir köydeyiz. Allah sizden razı olsun. O kadar insana kucak açtınız. Yedirdiniz, içirdiniz, tedavi ettiniz. Vallahi sizin hakkınız ödenmez. Yalnız Hatice'nin tedavisi devam ediyor. Bugün götüremezsiniz. Ziyanı yok. Ben yarın da götürürüm. Tamam. İyi, o zaman müsaadenizle ben yarın gelirim. Hadi Hatice. Yarın geliyorum, tamam mı? Ben senden ayrılmak istemiyorum ki. Ben de senden ayrılmak istemiyorum canımın içi. Sen burada mı kalmak istiyorsun? Tamam, o zaman süper bir fikrim var. Neymiş? Bu akşam beraberiz Hatice, sen ben. Yemek yeriz, gezeriz, tozarız, pasta çikolata yeriz, oyuncak alırız. Oley! Ama bu kız hala hasta birazcık. Bunun neresi hasta be? Şuna bak. Pasta çikolatayı duydu, ateşi 25'e indi. İyi tamam. Biraz dinlenelim, yat bakalım. Yat bakalım. Heh. Ya Hatice'yi götürmesek mi acaba? Niye? Daha böyle romantik bir gece mi istiyorsun? Hani mumlar, akşam yemeği falan. Hayır, saldırıya uğramak istemiyorum. Biz ne zaman baş başa bir şey yapsak kurşunlar dibimizde patlıyor. Ne yapayım, hareketli bir gece hayatım var. Şöyle sana güzel, ikinci elden, temiz, bayandan bir espri anlayışı bulsak böyle tadından yenmez. Hadi akşam görüşürüz. Hadi.